Ali, Viber'dan herkese merhaba. Yarışmaya giderken bir tüküren çakal iziyle karşılaştım. Beni biraz korkuttu ama yanımda tüküren çakala karşı malzemeler var. Neyse ki. İnşallah başıma kötü şeyler gelmez. Sincik gibi olmak istemiyorum. Yarışmanın başlayacağı yere geldim. Öncelikle size backpack'imde neler getirdiğimi göstereyim. Hemen açıyorum backpack'imi. Backpack'imde en yakın arkadaşım olan Ezbok'u getirdim. Ezbok'u da yürü git. Evet, Ezbok orada takılsın. Tüküren çakallara karşı bir silah getirdim. Allah, tamam. Başka bir şey getirmemişim. Ha, getirmiştim. Bir de tabii ki en gerekli olan şey, bir tane bıçak getirdim. Bu olmadan zaten ormanda hayatta kalamazsınız. Normalde buna da gerek yok ama tüküren çakallara karşı çok etkili. Şimdi yarışmaya başlayabiliriz. Bugünkü akşam yemeğini buldum bile. Ağaç mantarı. Son derece zehirli bir mantar, bu yüzden yiyebilirsiniz rahatlıkla. Ondan sonra alırım ben oradan. Birazcık çevreyi gezmek istiyorum. Bakın, an otobana çıkıyorsunuz zaten. Yarışma o kadar da böyle şey bir yerde değil. Tenha bir yerde değil. Burada bir su kaynağı buldum, güzel. Evime, yani evimi oraya yaparsam evime yakın bir su kaynağı olmuş olacak. Zaten azıcık beyniniz varsa su kaynağına yakın ev yaparsınız. Balık tuttuğum bir videoda çekerim. Aman tanrım, içinde zehirli kubbalar var. İçinde vahşi orman spermleri yakaladım. Çok tehlikeliler. O yüzden uzak durmaya çalışacağım. Bunlar büyüyünce Liechtenstein'i yıkmak istiyorlarmış. Bir arkadaşım anlatmıştı, bakın bir ordu gibiler. Şunlara bakın. Sincik bunların en büyük düşmanlarıydı ama işte ne yazık ki Sincik'i kaybettik. Ben yaşadığına inanıyorum Sincik'in. Yani kan kaybından ölmediyse yaşıyordur. Sincik'in yaşadığına inanıyor musun Ezbok? Ezbok başkalarıyla konuşmayı çok sevmiyor, o yüzden konuşmak istemediğini söyledi. Ama yaşadığına inanıyormuş. Ben de yaşadığına inanıyorum yani. Ama bu kutsal ağaçlardan. Ormanda bu ağaçtan çok nadir bulunur. Çok kutsallardır. Normalde etrafındaki ağaçları keserler bunu ortaya çıkarmak için ama bunu fark etmemişler bile. Yarışmadan sonra ben belki bunun için birkaç çalışma yaparım. Tamam, etrafta yeterince bir şeyler buldum. Şimdi eve dönebilirim. Bir Red Berry çalısı buldum. Hemen şuradan Red Berry toplayacağım biraz. Ah, çok tükendi lan bu. Ne biçim ağaçsın lan? Yürüdük çalı, elimi kesti. Neyse. Harika Red Berry'ler, çok tatlı ama ben yemiyorum çünkü zehirli. Ben sadece bulduğumu söyledim, zaten mutlu oldum veya yiyeceğimi söyledim. Dünyanın en saçma büyümüş ağacı bu. Ne lan? Bu delik ne burada? Bu ne işe yarıyor ki? Bu niye öyle bir delik var ki orada acaba? Veya şu çizgi niye? Bu ne lan? Ne yaptın oğlum sen?